Niğde'den bir soru var. Müslümanların son 15 yılda önce demokrasiye ve laikliğe en sonunda da kemalizme kaydığını görüyoruz. Bunun önüne geçmek için ne yapılmalı? Evvela bu noktanın anlaşılması gerekiyor evet. Soruda e, böyle sorulmasaydı zaten ben söyleyecektim. Zaten soruda da bunu bir fark eden bir kardeşimiz demek ki e, böyle ifade etmiş. Yani evet gerçekten AKP ile Müslümanlar önce demokrasi nizamını kabul ettiler. Sonra da laikliği kabul ettiler. Bugünden itibaren, bugün 10 Kasım değil mi? Bugünden itibaren 2017 10 Kasım'ından itibaren de Kemalizmi kabul etmeye başladılar. Hiçbir zaman bu kadar 10 Kasım törenleri yapılmamıştı. Bu bir mağlubiyettir. AKP eğer hakikaten kemalist ise bunu yıllardan beri de o zaman söyleseydi demediğine göre demek ki mağlup oldu. Derin güçler karşısında mağlubiyetini ilan etti. Hala anlamayanlar varsa yazıklar olsun. Layıklığı tavsiye etmek de bir mağlubiyetti. Ve şimdi de kemalizmin tavsiye noktasına geldiler. Ben Müslümanlara, e, Müslüman görünümlü partiler, siyasiler eliyle, bu tür ideolojiler damardan damardan veriliyor. Damardan damardan veriyorlar. Bu Müslüman camiayı, bu kadar demokrat ve laik ve kemalist kim yapabilirdi ki? Namaz kılanların dışında kim yapabilirdi ki? Solcular bunu başarabilir miydi? O yüzden iktidarı orada tutuyorlar. Şimdiye kadar cemaatleri İktidar eliyle cemaatleri bitirmeye çalıştılar. O derin güçler ona epeyce başardılar. Cemaat düşmanlığı had safhada. Ondan sonra ferdi olarak çalışanlara sıra geldi. Hatta Diyanet'in bazı faaliyetlerine sıra geldi. Yavaş yavaş onlar da kısıtlanmaya başlanıyor. Ve şimdi de Müslüman camia'yı kemalistleştirmeye sıra geldi. AKP günahını arttırıyor. Günahına bir günah daha ekledi. Bunlar tarihi hatalar, imani hatalar, İnsanların imanlarına zarar vermektedirler. Din bozulmaktadır. Bu din Allah'ındır. Allah dininin bozulmasına izin vermeyecektir. Göreceksiniz. Göreceksiniz. O camia zamanında dinler arası diyalog yapıyordu, dini bozuyordu. Kızların başını açıyordu, dini bozuyordu. Türkçe olimpiyatları yapıyordu, haramları helalleştiriyordu. Allah müsaade etti mi? Etmedi. Ben o zaman da demiştim. 20 sene evvel de demiştim. Haramları helalleştiriyorsunuz. Bu din Allah'ın. Allah buna müsaade etmeyecek. Cezalandırılacaksınız. Hatanızdan dönün. Tevbe edin. Yol yakınken tövbe edin. Etmediler. Şimdi AKP'ye de aynısını söylüyorum. Bu hatadan dönün, tövbe edin. Yoksa sizin sonunuz da o camiadan farklı olmayacak. Hem çok daha fazla kokular çıkacak. Binaınız çöktüğü zaman çok daha fazla kokular çıkacak. Emin olun. Kokudan durulmayacak yanınızda. Yanınızda kimse kalmayacak. Bir tane dostunuz kalmayacak. Allah da sizi korumayacak. Müslümanlardan da yardım göremeyeceksiniz. Ben sizi buradan ikaz ediyorum. İşi çok ileri götürdünüz. Demokrasi, layıklığı tavsiye etmekle, şimdi de Kemalistleşmekle işi çok ileri götürdünüz. Yanınıza kalmayacak. Göreceksiniz. Bunun önüne geçmek için ne yapılmalı? Bir kere bütün Müslümanlar tepki göstermeli. Madem kemalisttiniz o zaman neden Müslümanları yıllarca aldattınız? Bu, bu, Müslüman camia size oy verdiyse kemalist olduğunuz için vermedi. Kemalist olmadığınız için verdi. Müslümanlar bu hakikati fark etmeli ve konuşmalılar. Bunun önüne geçmenin başka yolu yok. Ya Müslümanlar konuşur, bu hatayı düzelttirir yahut da Allah müdahale edecek, göreceksiniz.